kalır. Hayır, bir ay boyu hastanede ben evdeydim. Bir ay boyunca hastanedeydim. Sabah erken de hangi kayınpeder, hangi şekilde kapıyı vurup da kalkın kalkın diye saat 4'te ya. Herkes yapar bunu ya. Ya ben çok özür dilerim senden, çok özür dilerim benim. Yok, elim sakin ayağım, olun. İsterseniz ayağım su da, tamam, su da verebilirim. İstenmeyen gelin neden oldunuz? Niye istenmeyen gelinsiniz? İçin düşün. Sakinleş biraz. Sakinleş. Benim eşim dedi ki aile evi isteyelim. Ben dedim hayır aile evi istemiyorum dedim. Ben dedim anneli babanla olacağım dedim. Zaten kim var ki çocuklar okuyor dedim. Ben hayır dedim ben senin burada otursunca biz aile evi istiyoruz. Bir süre benim ailem dedi. Ben kızımın düğününü istiyorum. Yani herkes gibi benim de kızıma gelinlik giysin. Gelinlikle çıksın dedi. Bunda evet, hata var mı? Bunda suç var mı? Yok doktormuş, yok bilmem neymiş, yok değilmiş. Biz daha yeni duyuyoruz. Ya ben sana kredi kartımı verdim eline ya. Kredi kartına isim yazmıyorum ya içinde ya. Hakan Hanım, Şenol Bey. Sakin. Oğlunuz karşınızda. Yok. Ha? Öyle bir şey yok. Bak, yüzüğümü bozdum diyor. Utan bana mı diyor musun baba bunu? Utan bana mı diyorsun ya? He? Senin gibi yüzüğünü attım. Kaza geçirmeden önce ben de işime dedim baban kaza geçirecek dedim. Ya dedim tamam, baba bir şey olmuyor ama araba hurdaya gidecek dedim. İki gün geçtim aradan. Geçmedi. Beni aradı eşim dedi ki babam kaza geçirecek araba hurdaya gitmiş dedi. Ya Allah'tan da korkun ya. Ya kalp. Tamam. Aynur Hanım sizi bu kadar yıpratan, Fatma Hanım sizi istemiyorlar, oğullarına layık görmüyorlar diye mi? Ha? Oğullarına layık görmüyorlar diye mi? Tamam. Ha? Aynur. Öyleymiş. Evet. Çünkü hani sizin Hamit 29 yaşında. Benim 3 tane çocuğum varmış. Sizin 45 yaşında, 40 yaşınızda olduğunu söylüyor. Benim o zaman annem 90 yaşındadır. Annem evet, 90 yaşındadır. Ben de 49'u geçmişimdir. Ya yok 50 diyelim. Hayır, aranızda yaş farkı da olabilir. Kaç yaş yok, fark var? Yok yok. Eşim küçük, benden 2 yaş büyük. Eşim benden büyük. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Ya böyle bir saçmalık mı bu? Bu nasıl oluyor ya? 2 yaş büyük. Ben 89'luyum. Sen 31 yaşındasın. Benim kimliğimle 2 yaş büyük yapmış. Emekli olayım diye erken emekli olayım erken diye yapmışlar. Erken emekli oldu 2 yaş büyük yazmış. Babamlar evet, öyle yapmış. Kaç evet, doğumlusunuz tamam, nüfusa göre? Ya bunlara yalana dolana zonkili ne görüyorlar ya? Nüfusa göre kaç doğumlusunuz? Nüfusu versene. Benim şeyim yok ablam öyle. Nüfus kağıdınız? Bıraktık şeyde güvenlikte bıraktık. Buyur burada. Kaç doğumlusunuz nüfusa göre? 84'lüyüm. 84'lüyüm. Gerçekte? Gerçi 84'lüyüm. 84 doğumlusunuz. Evet. Hayır, 84 doğumlusunuz da kaç yıl erken yazdırmışlar? 2-3 yaş erken yazmışlar. Ya bağlansınlar, beni tanıyorum bilen bağlansın ya. Tamam. Ya siz aslında 88 mi 87'lisiniz ama sizi... 3 yaş büyük yapmışlar. Büyük yazdırmışlar. Genelde erkeklerde olur bu hani askere çok gitsin gelsin. Emekli olabilmesi için eşit. Peki diyelim ki aranızda 5 yaş fark var. Aile sizin ondan yaşça büyük olduğunu doğru söylüyor. Ya, doğru ya. Siz onlara doktor diye kendinizi tanıtmışsınız. Ben doktor olarak, evet şu an doktorum ya. Şu an en doktor, en bir numara doktor benim. En büyük doktor benim o zaman ki. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Doktor değil. Bu nasıl bir şey ya? Şenol Bey. Doktor bir değil. 1,5 yıldır oğlunuzu... 2 sene ne 1,5, 2,5 seneye gireceğiz. Ama önceki, ya, önceki evliliğinizde de akrabası bağlandı eşinizin. Hemşire olarak tanıtmışsınız. Ya ne evliliği ne şekilli ya? Ben yapmadım, kurban oldum, yapmadım. Hiç evlilik yaptın mı? Yapmadım, hayır, yapmadım. Bugüne kadar biriyle evlenmedin. Hiç hayır, evlilik yapmadım. Bak hiç gitmedim. Bu yalanlama... Ama dün biri bağlandı ben yayında. Herkes bağlanır. Para kuşuna herkes bağlanır. Kurban oldum, herkes bağlanır. Herkesten gerekli herkes kişilerden... Bağlanır. Gerekli, şikayet. Evet, herkese şikayetçi olacağım. Şimdi buradan çıktım ya ama... Aynur Hanım ya... Avyon karısıyım falan demeyin. Şunu söyleyeyim size. Dediler ya, demenize dün... gerek yok. Dedi yani. Ya ablacım abicim dün siz ne dediniz? Bu kadın benim oğlumdan yaşça büyük dediniz değil mi? Evet. Bu kadın kendini doktor olarak tanıttı dediniz. Benim evime geldiğinde de amileyim diye söyledi kendisi. Bebek nerede ay, peki? Hani çocuk nerede peki? Hasan anla şimdi onu. Lütfen da sallamayın şu bacağınızı sakin olun. Biz az önce karşı tarafı suçluyorsunuz ya.
Sinirlendim. Bir buçuk sene olmuş annenizin yanınızdan gideri değil mi? Ama bak şimdi ben buyurun, soruların cevabını neden, ver. Neden suçlamalara sürekli hep eşime yöneliyor? Ben ne yaptım ya? Sana da soruyorum ne oğlum o zaman. Neden suçlanıyor? Benim eşim neden? Yani? Ben eşinizi suçlamıyorum, sizi suçluyorum. Neden beni suçluyorsunuz şimdi peki? Şimdi birini suçlamıyorum Hülya Hanım. Bir yüzleşsinler. Gerçekten cinnet geçireceğim. Fatma Hanım. Marketi ben batırmışım. Hamit diyorlar. Bey konuşun. Marketi ben batırmadım bu bir. Kendilere batırdı, işletemediler, dükkanı konuşsana. Kapattılar. Ondan sonra çiğ köfteci açtılar, bu bir. Ya dükkan ondan değil, sonra ben, benim derdim Hamit Bey. Ya eşime buyurun. tabii ki eşime bu şey yapacağım. Bu kadın doktor değil, farklı bir yaşantısı var. Farklı yerlerde çalışıyor. Oğlumla onunla beraber kötü yolda demediniz mi? Dedim. Evet. Ben kötü yolda mıyım? Yazıklar olsun be. Ben kötü yolda mıyım? Senin de iki tane yavrularım var ya. Yavrularım ben var. Ben yolda ya. Neredesin? Sen, nerede tanıştın? Bırakın şu işleri nerede ya. Nerede tanıştınız siz? Onu sen söyle sen kimin oğlum. Evine gidip tanıştın onunla? Bıraksanınız ya. Erkek kişi deyip gidip onun evinde buluşmadınız mı ben siz? Ben feste tanıştım onun eşimle. Bana öyle demedin ilk kavga, ama. Nasıl? Kavgayla başladı bizim nasıl? İlişkimiz. Ha, ilk bana ne diyordun? Bizim anne. Suçlamak, çamur atmak ne kadar kolay ya. Tabii sen de hemen yok güvenli yerden hemen. Sayılması çok kolay çamur. Değil mi? Tanıştın. Kim görmüş? Nerede oğlum? Çocuk nerede? Beni çağıran annem. Çocuk mu nerede? Çocuğu sizin yüzünüzden düşürdü eşim. Vay be. Beni kapıya tekme atmanızdan dolayı. Ne yaptım? Kapılara tekme atıyordunuz sabahları. Sabahın altısında. Kalkın hadi. Kim tekme atıyordu kapılara? He, kızlara söylemiyor muydunuz? Hayır. Nasıl hayır? Sen de evet. Sen de. Ya hemen... Sayadan hayvan mı kaldırıyorsun da tekmeler arıyorsun kapıyı? Ha, ondan korktu çocuk düştü. Ben ikinizden özür diliyorum. Ben ikinizden özür diliyorum. Bak o kadar insan seyrediyor. Başardınız. Teşekkür ediyorum. Yüzüğümü sattım diyorsun. Siz... Bilmem ne satıyor. Bana sorurken, sordunuz mu altın alırken? Benim ilk yaptığım bile... yüzükler nerede? Sen sor... Benim için yanımda çıkardın sigara yanında, şeyini. Senin yanında. Tabii bana sormadan ya yap gerdanlığı. Ondan sonra al annesi benim gerdanlığım. Hamit. Sen Aynur Yılmaz Topsakal'ı tanıdığında ismini ne olarak biliyordun? Değil be ya. Demin Yılmaz ya. Topsakal kaldı Yılmaz olarak ya. Aynur Yılmaz olarak evet. Mı tanıyordun? Siz ne olarak tanıyordunuz? Nehir olarak. Ne o? Nehir Taşkın olarak. Evet. Nehir Taşkın olarak. Kaç tane isminiz var? İki tane ismim var benim. Nedir onlar? Babaannemin ismi. Çok babaannem Nehir Nehir diye. Bizimki hep daha Nehir Nehir dedi. Nehir Taşkın Nehir. Kim? Taşkın diye bir şey yok ya. Onu niye eşim bu insanlar yaptı. Buraya başvuru yaptığında? Ya oğlum... biliyorlar. Adımı da biliyorlar. Ben kredi kartımı ellerine verdim. Niye yasak kredi veriyorsunuz kartını? Niye veriyorsunuz kredi kartını? Nerede çalışıyorsunuz? İşiniz nedir? Huzur evinde çalışıyordum nerede ben. Nerede çalışıyorsunuz? Huzur evinde çalışıyordum. Huzur evi? Silivri. Ben oradan çıkalım şeydim. Eşim de git çık dedi. Çalışma dedi. Ben ondan sonra bundan sonra çalışmayacaksın dedim eşime. Ben yemek fabrikasında çalıştım. Sigortalı mıydınız orada çalışırken aynı ya ben bu kadar mı kötü bunlar bir insandım? Bunlar çok çabuk tespit edilebilir. Sigortalı mıydınız? Ben yemek fabrikasına girerken sigorta yapmadılar. Huzur evine girerken sigorta mı dediler yapacaklar, başlayacaklar dedi. Başlamadı. İkisi şimdi kredi kartınız var. Kayınvalidenize veriyorsunuz. Evet. Düğün yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Nikah kıymamak üzere de eşim diyorsunuz. Bak eşiniz değil yanınızda oturan kişi. İspat edin. Nasıl ispat edeceksiniz Hamit Bey? Şu anda tabii ki ispat edemem. Bir buçuk yıldan beri de nikah kıymıyorsunuz. Sebebi de karşında oturan annenle baban. Neden nikah 29 kıymadınız? Yaşında bir peki. Adam bir yüzük takmak için yüzükten de geçtim ip bağlayın. Devletin makamlarına gidip resmi nikah niye yapmıyorsunuz da anneyi babayı suçluyorsunuz? 29 yaşındasınız. Siz burayı suçluyorsunuz ya bak yanınızdakine dönüşürüz. Bunu da söyleyeyim mi sana? Ben kendim istemedim. Dedim ki düğün olsun düğün ortasında yapalım nikah dedim. Eğer siz böyle yapıyorsanız tamam. Ben buna razıyım. Bitti bir buçuk yıldan beri unutun bunları. Niye yapmadınız? Benim annem araya atıyordu. Hamit Bey babam size soruyorum. Siz susun bir dakika. Hamit Bey siz söyleyin. Bir saniye. Resmi madem bir buçuk yıldan beri... İşte onu söyleyeyim kurban oldum. Ben siz değil Hamit Bey diyor. Söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Biz düğünü istedik. Düğün yapalım dedik. Abi geçin düğünü müğünü. Annen yok. Anneni sildin. İkiniz iyi tamam. Bir hayat yaşıyorsunuz. Mutlusunuz. Evet Allah mutluyum. Olsun. Çok şükür de mutluyum. Niye yuvamı nikah da kurdum. Kıymadınız? Nikah niye kıymadım? Çünkü dedim ki gelinliğinle evinden çıksın. Tamam giydir gelinliği. Ama parasını kesiyorlar. Babası bana 20 lira kredi çektirmiş. Ya, ben öderim diye. Nasıl yapacak? Ya gidin bir yerden rica edin. Kim veriyor kurban oldum? Kim veriyor? Kim veriyor? Nasıl yaşıyorsunuz kim siz veriyor? Peki? Eşim çalışıyor. Ondan zor bir kalıp diye tamam gidip kiralasaydı. Hadi gelinlik seviyorsun ya. Gelinliksiz şartlarım uygun değil. Ben böyle bir elbiseyle de evlenirim deseydiniz. Bunu niye yapmadınız? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim çevrem... Benim iş hayatım, şu anda programa çıktığımdan dolayı benim de zedelendi şeyim, abicim, gururum. İş hayatını unut. Düne kadar siz bir buçuk yıldır beraber yaşayan bir çiftsiniz. Evet.
Niye evlenmediniz? Ben Meral Hoca'nın bildiğim için. Ay. Ben de bunu söylüyorum ama siz de onu söylüyorsunuz bana ama. Evliliğinize engel ne? Anneli babası. Hayır değil. Evet. Anneli babası. İstemediler çünkü. Sizi öldüreceğim diye tehdit mesajları yollamışlar. Öldürecek diye bilenler. Anne 2,5 yıldır sen beni görüyor musun da ben seni istemeyeceğim evlenesin diye. 30 yaşındasın. 30 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 30. Siz gidip Türkiye'nin herhangi bir şehrinde nikah kıymanıza engel ne var? Bana söyleyin. Engel hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O niye nikah kıymadınız diyor. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum ya. Ya bu çünkü yalan böyle mı olacağını bildiği ha için. Eşim şu anda bugün ben yalanı sevmiyorum hocam. Ya tam tersi bunu ben olacağını bilen biri Hamit. O kara güne hazırlıklı ol. Ama o gün ne yapacağız biliyor musun? Evlilik cüzdanımızla gidip onların karşısına dikileceğiz ve diyeceğiz ki bizim yuvamızı bozamazsınız. Çünkü biz evlendik demeniz gerekiyorken. Haklısın bu konuda. Siz diyorsun ki 1,5 yıldır biz bu kara günü bekliyorduk. O yüzden bekliyorum de karşı taraf değil Aynur Hanım saldırıyorsunuz ya. Yanınızdakine bu kadar beyanda bulundunuz mu? Besmi nikah kıy bana. Hayallerime geldi. Dedim. Niye yapmadı? Dedim yüzü burada. Dedim kaç defa söyledim Samut ben. Niye yapmadın Samut Bey? Niye yapmadım? Çünkü 30 bin lira tazminatınızı ayrılırken almışsınız. Evet 15 aldım. 15 bin liralık da bir altın almışsınız. Bak düğün gelinlikten geçtim altınlar da hazır. Aldığını. Bilezik aldım. İki tane de nişan yüzüğü aldım. Ne dediniz kuyumcuyu alırken? Babam mı ödeyecek dediniz? Evet babam kendisi söyledi. Babam diyorum ama kendisi söyledi. Dedi ki benim selamımı söyle kuyumcuya. Ben de gittim. Eşimin kolunda bir tane bileziği olsun. Bir tane de